Sevgili seyirciler, HRT ekranlarından iyi akşamlar diliyorum. Efendim bugün 3 Kasım 2022 günlerden Perşembe ve ana haber bültenine başlayacağız. Bir de bir konuğumuz olacak ana haber bülteninin sonuna doğru. Onu da hatırlatmış olayım. Sevgili Mahmut Özkoca, iyi bir edebiyatçı kendisi. Daha önce de HRT ekranlarında Duyguların Dili programından tanıyorsunuz. Yepyeni bir programla karşınızda olacak Mahmut Özkoca saat 20.30'dan itibaren. Birazdan kendisini konuk edeceğiz. Bunu da buradan hatırlatmış olayım. Programını kendisi kendi diliyle anlatır. Şimdi biz ana haber bültenine başlayalım ve Samandağ'la başlayalım. Sevgili seyirciler, Samandağ'da biliyorsunuz Mileha Sulak alanı var. Çok önemli bir yer. Kuşların, ördeklerin vatanı, öyle diyelim orası. Ancak ne yazık ki dün orada bir yangın çıktı. Şükür yangın büyümeden önlendi. Az zararla önlendi ve bu yangının meydana gelmesine neden olanlar ördek avlamaya çalışan isimlerdi. Bakalım haberin detaylarından ne çıkacak. Yasak olmasına rağmen ördek avlamak istediler, Mileha Sulak alanını ateşe verdiler. Çarşamba akşamı göçmen kuşların soluklandığı ve yüzlerce çeşit kuşa ev sahipliği yapan Mileha alevlere teslim oldu. Haber verilmesi üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü ve Hatay Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri sevk edildi. Büyükşehir İtfaiyesi yangının yasak olmasına rağmen ördek avlamak isteyenler tarafından çıkarıldığını açıkladı. Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürüldü ancak sazlık alan zarar gördü. Evet, o kişiler kim bunu yaptıysa bulunabilirse bulunacak ve gerekli cezaya çarptırılacaklar. Şimdi bir diğer doğa haberine geçelim. Hatay'ın Erzin ilçesindeki Burnaz Plajı'na gideceğiz ve Burnaz Plajı'yla alakalı Nermin Yıldırım Kara İskenderun Çevre Koruma Derneği Başkanı'nın söyleyecekleri var. Hatay'ın Erzin ilçesindeki Burnaz Plajı'na polipropilen üretme tesisi ve su alma yapısı ve derin deniz deşarj tesisi yapılmak isteniyor. Erzinliler ve doğa severler projeye karşı çıktı. Yürütmenin durdurulması için dava açtı. Bu kapsamda sahilde ÇED raporuna yapılan itiraza ilişkin Hatay İdare Mahkemesi yetkili heyeti tarafından davalı ve davacı avukatlarının katılımıyla keşif yapıldı. Çevre etki değerlendirilmesi olumlu kararı verilmiş olan propandan polipropilen üretme tesisi, su alma yapısı ve derin deniz deşarjı projesinin ÇED olumlu kararı bilimsel ve hukuksal dayanaktan yoksundur. Projenin çevre üzerindeki olası olumsuz etkilerinin alınacak önlemler sonucu ilgili mevzuat ve bilimsel esaslara göre kabul edilebilir düzeyde olup olmadığını irdelemeden ayrıca çevrenin korunmasına yönelik somut çözümler ve gerekçeler üretmeden ÇED raporu düzenlenmiştir. ÇED raporu için bunları söyledi İskenderun Çevre Koruma Derneği Başkanı Nermin Yıldırım Kara. Açıklamasının devamında projenin hayata geçirilmesi halinde Burnaz sahilinin nasıl etkileneceğini detaylandırdı. İskenderun Körfezi hali hazırda çeşitli kirleticilerin etkisi altında olup ayrıca açık denizlerden gelen kirliliğin yanı sıra Körfez'de yapılacak yeni bir yatırımın kümülatif olarak ek katkı koyacağı kirliliği de kaldıracak durumda olmadığı, Körfez'deki hava hareketleri sonucunda Erzin'deki narenciye bahçelerine ve tarım alanlarının nasıl olumsuz etkilendiği, faaliyette bulunan termik santrallerin bacasından çıkan zehirli gazlardan kaynaklanan asit yağmurlarının Erzin'deki narenciye bahçelerindeki narenciyeleri dalında çürüttüğü ve Türkiye'nin narenciye üretiminin yaklaşık %20'ye yakın bir oranda bölgemizden kaynaklanan söz konusu tesisin bölgenin tarımına, meyve bahçelerine
üzerine, deniz suyuna ve hava kirliliği hususunda yaratacağı olumsuz etkiyi, projenin planlanan uygulama alanının yakın çevresinde yine ağır endüstriyel formdaki başka faaliyetlerin olması, ilgili alanın çevresindeki su kaynaklarının aşırı kullanımını artıracağı, ayrıca çevresindeki alanları habitat olarak kullanan kuş, balık, deniz kaplumbağası ve diğer deniz canlıları için risk teşkil etme potansiyeli taşıyacağı, planlanan tesisin toplum sağlığı üzerine etkisinin ne olacağı konusunda İl Sağlık Müdürlüğü'nün halk sağlığı uzmanlarından oluşan bir sağlık heyeti oluşturması ve değerlendirme yapması ve bu heyetten çıkacak görüş doğrultusunda ÇED raporunun sonuçlandırılması gerekliliği hususundaki görüşlerimizi avukatlarımız ve dosyaya müdahil temsilci arkadaşlarımız tarafından yapılmıştır. İşte bu gerekçelerle yürütmenin durdurma davası açıldı. Keşif raporlarının sonuçlanması bekleniyor. Evet, Sayın Lütfü Savaş, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doçent Doktor Lütfü Savaş'ın çiftçilere daha doğrusu üretime olan katkısını zaman zaman buradan ana haber bültenlerinden dile getiriyoruz. Gübre desteği olsun, tohum desteği olsun, seminerler olsun. Önemli tarım, çünkü hem ülke için önemli hem de Hatay için önemli. Hatta buradan defalarca Sayın Lütfü Savaş'a teşekkür de etmişiz üretime verdiği destek açısından. Yine konu çiftçiler, konu tarım. Dediğimiz gibi konu çok önemli ve yine Lütfü Savaş hükümetin desteği çiftçinin yükünü hafifletemiyor dedi. Suriye meselesinden sonra çok daha sıkıntılar artınca tarımda belediye olarak tarıma destek vermeye karar verdik. Çok şükür şimdi 15 bin sadece çiftçimize destek veriyoruz ama önümüzdeki 2 yıl içerisinde bunu 30 bine çıkartmak istiyoruz. Ve insanlarımızın, özellikle kırsal kesimdeki insanlarımızın köyden şehre göçünü önlemek konusunda son 2 yılda çok başarılıyız. Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doçent Doktor Lütfü Savaş, Hatay'daki tarım sektörünün sorunları ve kırsal kalkınma projesiyle ilgili açıklamalarda bulundu. Biz Hatay'da tarımda çok sıkıntı çekiyoruz. Özellikle bu Suriye meselesinden sonra son 12 yılda ve bizim tarımla uğraşan insan sayımız 36 binlerden 8 bin küsürlere düştü. %75'lik bir insan kaybımız var tarımdan uzaklaşan. Bunun yerini tabii Suriye'den gelen insanlar dolduruyor. Yele Dağı'nda da böyle bir sıkıntımız oldu. Avrupa Birliği'nden fon buldu geçmiş dönemdeki Kaymakam Bey. Bu fonu Suriyeliler için kullandı ve Suriyeliler çilek ekti burada. Buranın çileğinin hem dayanıklılık süresi yüksek hem de aromatik özellikleri çok güzel. Bu nedenle üretilen bu çilekler ihracata gitti. Suriyeli kardeşlerimiz burada 2-3 yılda gerçekten de çok ekonomik olarak güçlü bir duruma geldi. Ve bizim buradaki insanlarımız da ekip biçemediği için toprağını girdi masraflarından dolayı. Bizimkilere bir baskı gelmeye başladı yerli insanımıza. Ya bize işte toprağınızı icar verir misiniz, kiralar mısınız anlamında ya da bize satar mısınız dediler. Bu şikayetlerle halk bize geldi. Buradaki muhtarlar bize geldi. Bizim buradaki parti ilçe başkanımız bize geldi. Dediler ya bu insanlarımız hep satıp şehre göçüyorlar. Şehre göçmek istiyorlar mallarını, ne yaparız? Dedim ki bizimkilere ne gerekiyorsa biz yapalım. Biz bu arada kırsal kalkınmaya başlamıştık, kırsal kalkınma hamlesine. Çiftçinin bugününü anlattı, büyükşehirin projelerini detaylandırdı. Ama biz Hatay'ın bütününde 15 bin aileye destek oluyoruz. Tohum desteği yapıyoruz, fide desteği yapıyoruz. Aynı zamanda şu anda Türkiye'de en kaliteli, en ucuz organo mineral gübreyi ürettik ve bunu en ucuz şekilde Hatay ve Hatay'ın etrafındaki bazı illerimize, çiftçimize buluşturuyoruz. Bunu niye yapıyoruz? Girdi masrafları gerçekten de çok arttı. Gübre son bir yılda %235 arttı. Tarım girdi masrafları %134.4 arttı. Hal böyle olunca insanlar tarımda o girdi masraflarını ürettiği ürünleri sattığı zaman karşılayamaz hale geldi. Bir miktarına belediye olarak biz destek verelim istedik. İktidarın çiftçiye yeteri kadar destek vermediğini söyledi. Tarıma hükümet bu sene 29 milyar para destek vereceğini açıkladı.
Çok kısa bir hesap yapacağım size. Tarımda, şu anda tarımda kullanılan mazot 3 milyar litre tüm Türkiye'de. Hükümet sadece vergi olarak tarımdan KDV, ÖTV'yi hesapla karına baktığın zaman her litrede 7 lira para kazanıyor. 3 milyar litrelik mazot da 21 milyar para kazanıyor. Ürettiği şeyi hiç hesaba katmıyorum. Üretirken üstüne koyduğu karı, mazotun, benzinin. Biz gübre üretirsen, ürettikten sonra ve fiyatlarımızı açıkladıktan sonra gübre fiyatları iki defa dumping'e uğradı. Yani bu bile Türkiye'de gübre için yapmış olduğumuz güzellikleri gösterir. Sadece bizim ürettiğimiz ve fiyatını açıkladığımız gübreye bakıp iki defa büyük şirketler gübrede dumping yaptı. Ve ticaret ve sanayi odası seçimleri daha önce de hatırlattığımız gibi 5 Kasım Cumartesi günü gerçekleşecek efendim. Ondan öncesi adaylar, ticaret odası başkan adayları Sayın Ali Kavak, iş insanı Sayın Ali Kavak ve halihazır başkan Hikmet Çinçin efendim medya organlarında çıkıp projelerini anlatmaya çalışıyorlar. Ne yapacaklarını anlatmaya çalışıyorlar. Bu programlardan biri de HRT ekranlarında çekilmişti. İş insanı Ali Kavak, Gazi İsmailoğulları'nın konuğu olmuştu. Şimdi o programdan yaptığımız alıntı. Ticaret odası toplumun beklentilerine, iş insanlarının beklentilerine cevap vermediğini düşünüyorum. Ki toplumdan gelen refleksler de bu istikamette. Toplumda şu an bir değişimin olması yönünde çok ciddi bir potansiyel var. Ticaret ve Sanayi Odası yıllardan beri ve özellikle son yönetim 17 yıldan beri Ticaret ve Sanayi Odası'nı yönetiyor. 17 yıldan beri maalesef burada gözle görülür ya da işte iş insanlarımızın evet işte Ticaret ve Sanayi Odası bunu yaptı, aferin diyecekleri bir şey göremedik. Biz ilimizi komşu illerle bir kıyaslamaya kalkışırsak bizim komşu illerden Hatay olarak, bizim komşu illerden ne kadar geride kaldığımız, kaç yıl geride kaldığımız zaten kendini belli ediyor. Siz kimi kandırıyorsunuz ya? Şimdi de çıkmışsınız insanların karşısına, bize bir 4 yıl daha kredi verin. Size 17 yıl kredi verdiler arkadaşım. 17 yıl kredi verdiler. Daha ne kredisi istiyorsunuz siz ya? Atsos seçimlerine günler kaldı. İşin aslına bakacak olursak, şimdi Suriyeliler burada özellikle gerçek anlamda ticaret yapan Suriyeliler burada artık kendi işini kurmuş ve orada istihdam yaratıyorsa, burada gerçekten memleketin kalkınmasına, ekonomisine bir katkı sağlıyorsa ona bir diyecek yok. Ama sadece burada ikamet almak için ya da işte cinsiyet almak için sadece ticaret odasına kayıtlı bir üye den ibaret ise o insanlar, tabii ki bunların olması doğru değil. Maalesef şimdi mesela dün elimize ulaşan bilgilere göre birçok Suriyeli iş adamının belki haberi vardır, belki de yoktur. Vekaletlendirme, 10 günlük bir müdür atama yoluyla o Suriyelinin adına oy kullanılabilecek bir duruma getirdiler. Bu çok yanlış. Anlattıklarına göre gidip bazı kağıtlar imzalıyor. Efendim biz işte size yetki belgesi vereceğiz ama özünde bu yetki belgesinden ziyade tamamen o insanların şirketlerine müdür ataması yapılıyor. Geçici bir süre için sadece seçim bitene kadar. Seçim bittikten sonra o müdürün görevi lağvediliyor. İş insanı Ali Kavak seçime günler kala HRT Akdeniz'in konuğu oldu. Seçim sürecinde yaşananlardan mevcut yönetimin seçimi kazanmak için başvurduğu yollara, Atso'nun geçmişinden Hatay'ın ekonomisine kadar birçok konuya dair açıklamalar yaptı. Kadın girişimcilerimize pozitif bir ayrımcılık yapmak durumundayız. Onların özellikle ufkunu açacak, onlara her zaman destek olmamız lazım. Her alanda, her konuda. Ticaret odası hem destekleyecek, hem onlara rehberlik edecek. Hem onların yanında yer alacak, her zaman onların desteğinde olacak. Onların öndeki engellerin aşılmasında Ticaret ve Sanayi Odası her zaman kendi inisiyatifini kullanmak durumundadır. Bu da iyi ilişkiler çok önemli. İyi ilişkiler kadar siyasilerle eşit mesafede olmak önemli. Tüm siyasilere eşit mesafede olmak önemli. Hiçbir Ticaret ve Sanayi Odası yönetimi
hiçbir siyasi partinin ya da hiçbir etnik grubun borazanlığını yapmamalı. Hatay ekonomisinin düzlüğe çıkması için, Hatay insanlarının mağduriyetinin gidilmesi için, giderilmesi için iki tane ayrı kapımız var biliyorsun. Birisi Cilvegöz'ü Gümrük Kapısı, birisi de Yerada Gümrük Kapısı. En azından bunlardan birisi, bizim arzumuz bunların ikisinin hızlı bir şekilde açılmasının sağlanması. Ancak Yerada Gümrük Kapısı'nın açılmasıyla ilgili çalışmaların devam ettiğini biz biliyoruz. Bir defa bu kapının açılması bizim ekonomimize ciddi bir katkı sağlayacak, bir hareketlilik getirecek. Biz meclisi çalışır bir hale getireceğiz. Biz her meclis toplantımıza mutlaka bir sektörü masaya yatıracağız ya da iki sektörü masaya yatıracağız. O sektörün temsilcilerini davet edeceğiz. O sektörün ileri gelenlerini meclise davet edeceğiz. Basınımızı davet edeceğiz. Her şey basının önünde olacak. Öyle yağma yok. Bir şeffaflık vurgusu da bekliyor bizi. Şeffaf bir oda, kurumsal bir oda. Hesap verilebilir bir oda, hesap sorulabilir bir oda. Bu bizim temel prensiplerimiz olacak. Diyor ki senin ihtiyacın var. O beni çok üzüyor. Evet, sanki orası bir ihtiyaç kapısı. Sanki evet. Orada ihtiyacı olan birisinin başkanlık yapması gerekir. Algısı var toplumda. Bu beni çok üzüyor. Ben orada topluma faydalı olmak için geliyorum. Bu uzun yılların deneyimini, birikimini ben burada vatandaşlarıma yansıtmak istiyorum. Ama ticaret odası şu an hiç kimse kusura bakmasın. Bankalardan borç alıp personelin maaşını ödüyor. Hem de aynı gün gidiyorsunuz 1,5 trilyon kredi, ya da 1 trilyon pardon 1,5 trilyonlu kredi kullanıyorsunuz bankadan. Aynı gündemde. Gündemin birinci maddesinde efendim kredi kullanma izni, ikinci üçüncü maddesinde de bağış yapmayın. Bu ne tesadüf ya. Cuma günü 20.30'da buluşalım. 20.30'da inşallah yine Herete'de buluşalım. Son açıklamalarımızı yapacağız. Projelerimizi daha detaylı bir şekilde anlatacağım. Gelecekle ilgili düşüncelerimizi, sektörlerle, gruplarla ilgili düşüncelerimizi biraz daha detaylı bir şekilde anlatacağım. Bu arada Sayın Ali Kavak yarın saat 20.30'dan itibaren Demokrasi Bulvarı programına konuk olacak efendim. Ben Deniz soracağım, Sayın Ali Kavak yanıtlayacak. Cuma günü saat 20.30'da bunu da buradan hatırlatmış olayım. Ve Defne ilçesi devlet hastanesi. Yıllardır konuşulan bir şey. Yine bu konuyu daha önce konuştuğumuz bir konuydu bu. Yani siyasiler her biri bir şey söylüyordu. AK Parti'den siyasetçiler, CHP'den siyasetçiler vesaire. Ben çoğu zaman da buradan o söylemleri eleştirmiştim. Çünkü olmuyordu yani. Söz veriliyor, yer tespiti yapıldı, ihaleye çıkılacak. Bilmem Sağlık Bakanlığı planlamaya aldı, şu oldu, bu oldu yıllardır. Duyan duymayan da uzaya çıkıyoruz sanır. Uzaydan mekik kuracağız. Öyle sanıyor millet. Yani ben öyle düşünüyordum. Sanki o kadar büyük bir çalışma ki yıllardır sürüyordu. Bir şey olmadı yani. Halen de Defne'de ilçe hastanesi yok biliyorsunuz. Ta ki 2-3 ay öncesine kadar Hatay Valisi Sayın Rahmi Doğan, devletin temsilcisi. Onun dediği önemli. Onun dediğini ben siyasetçilerle kıyaslayamam bir valiyi. Derim ki tamam, vali diyorsa tamamdır. Sayın vali çıktı ve dedi ki Defne ilçesi için devlet hastanesi tamam dedi. Hatta biz de buradan müjde şeklinde verdik. Ama halen oldu, olacak, şu yeri şurası mı olsun, burası mı olsun derken halen o tartışmalar sürüyor. Yani halen ortada bir şey yok. Bunu da buradan söylemiş olayım. İşte buna tepki olarak Mehmet Güzel Mansur CHP Hatay Milletvekili'nin bir açıklaması var. CHP Hatay Milletvekili Mehmet Güzel Mansur, Defne Devlet Hastanesi arsası olarak belirlenen ilçeye bağlı Koçören Mahallesi'ndeki 68 dönümlük parselin Sağlık Bakanlığı'na devir işlemlerinin akıbetini verdiği soru önergesiyle meclis gündemine taşıdığı resmiyette arsanın belirlenmiş olmasına rağmen, Defne'de yapılacak devlet hastanesine arsa tahsisi noktasında yaklaşık 68 dönüm alandı. Koçören Mahallesi 142 kağıda 196 nolu parsel yatırım programına alınmak üzere Sağlık Bakanlığı'na teklif edilmiştir. Hazineye ait olan söz konusu parselin Sağlık Bakanlığı'na tahsisi için gerekli işlemlerin yapılması hususunda da Hatay Milli Emlak Müdürlüğü'ne yazı yazılmıştır. Söz konusu işlemler devam etmektedir.
Resmiyette parselin belirlendiğini söyledi Güzel Mansur. Sağlık Bakanı'na soru önergesi verdi. Defne Devlet Hastanesi için yer tahsisi ve devri konusunda çalışmaların neredeyse tamamlanmak üzereyken AK Parti Hatay İl Başkanlığı tarafından farklı arsalar gündeme getirilmesinin, toplantılar yapılmasının, açıklamalarda bulunulmasının gerekçesini sordu. Defne Devlet Hastanesi arsası olarak bakanlığınız tarafından yatırım programına alınmak üzere teklif edilen, yine bakanlığınıza devri hususunda işlemlerini başlattığınız yaklaşık 68 dönüm alandı. Koçören Mahallesi 142 Ada 196 nolu parselle ilgili bir sorun var mıdır? Devir işlemleri hangi aşamadadır? AK Parti Hatay İl Başkanlığı'nın Defne Devlet Hastanesi için farklı arsalar gündeme getirmesinin gerekçesi nedir? Bu açıklamalar Sağlık Bakanlığı'nın bilgisi ve oluru dahilinde midir? Defne Devlet Hastanesi arsası olarak toplum sağlığı ve ulaşımı açısından uygunsuz ve daha küçük parselli farklı arsalar gündeme getirilmesinin amacı Defne'ye devlet hastanesi yapımı işini sürüncemede bırakmak mıdır? Evet, yine aynı konu ve bir diğer isim CHP Defne İlçe Başkanı Akın Parlak Yıldız. AK Partili yöneticilere bu konuda Defne Hastanesi, Defne Devlet Hastanesi konusunda samimiyetsizsiniz dedi. Geçtiğimiz günlerde AK Parti ve CHP'nin bazı milletvekilleri, il başkanlarıyla bazı belediye başkanları Defne'ye yapılacak olan devlet hastanesi için bir araya geldi. Hastanenin henüz nereye yapılacağı netlik kazanmadı. Toplantıda hastanenin nereye yapılabilir olduğu konuşuldu. Ancak toplantıya CHP Defne İlçe Başkanı Akın Parlak Yıldız'dan tepki geldi. Konunun en önemli muhataplarını yok sayarak düzenlenen toplantının AKP kanadı samimiyetten uzak ve sağlık konusunu bile istismar edecek kadar işgüzar davranmıştır. Sözüm ona, partimizin içinde çatlak yaratmaya yönelik hazırlanan davet listesi de kendi acizliklerini ortaya koymuştur. AK Parti'nin Hatay teşkilatını samimiyetsizlikle suçladı Parlak Yıldız. Uzun yıllardır DSİ kanalıyla Turunçlu Arıtma Tesisinin yerinden kaldırılmasına engel olan, hatta tesisin yerinde yenilenmesi için ihtiyaç duyulan kredinin dahi engellenmesi için çaba harcayan AKP ve il başkanı Adem Yeşildal, halkın ortak kaygısı olan hastane talebini siyasi ranta çevirmeye çalışmaktadır. Daha önce onlarca yer ve alternatif sunulmasına rağmen aylarca oyalama taktiğiyle zaman kazandıktan sonra Turunçlu Arıtma Tesisi alanını bize verin, hastane yapalım gibi realiteden ve mantıktan uzak, Defne halkının iki önemli yarısı olan arıtma tesisinin kokusu ve hastane talebi zaaflarını kışkırtmaya yönelik tutumunu esefle karşılıyoruz. Öyle anlaşılıyor ki Harbiye Şelalelerinin restorasyon projesinde Defne halkının yüzüne baka baka yalan söyleyerek aldatma girişimi hız kesmeden devam ediyor. Ancak şunu hatırlatmak isteriz ki Defne halkının masum taleplerini suistimal edip şark kurnazlığıyla partililerimizi birbirine düşürmeye çalışmak, gitmenize 6 ay kala can simidiniz olamaz, olmayacaktı. Ve Serkan Topal, CHP Hatay milletvekili, mecliste Hatay'ın sorunları için komisyon kurulsun dedi. Mecliste gündem dışı bir konuşma yaptı ve Hatay'ın sorunlarının masaya yatırılacağı bir komisyon oluşturulsun talebinde bulundu. Serkan Topal mecliste Hatay'ın sorunları için komisyon kurulsun talebinde bulundu. Hatay'ın sorunlarını kısaca anlatmaya çalışacağım her zaman olduğu gibi. Şimdi bakın arkadaşlar, çok samimi bir şekilde söylüyorum. 600 bin Suriyeli'yi içinde barındıran Hatay'da bugün itibariyle neredeyse 600 bin Suriyeli kadar işsiz kaldı. En büyük sorunlardan bir tanesi işsizlik arkadaşlar. Bir komisyon kuralım, bu komisyonda gitsin, Hatay'ı yerinde görsün, Hatay'ın sorunlarını da birlikte çözelim. Hatay'daki Suriyeli nüfus, ekonomi, işsizlik, kamu yatırımları, A'dan Z'ye her şey gündemindeydi. Belen'den Antakya'ya bir otoban yılan hikayesine döndü. Ne zaman bitecek bu otoban arkadaşlar? 20 yıldır daha bitirilmedi arkadaşlar. Bunun bitirilmesini bir kez daha buradan talep ediyoruz. Arkadaşlar, Samandağ'dan havaalanına gittiğinizde olağanüstü bir trafik yaşanıyor. Aslında her 5-6 kilometrede bir mutlaka bir alt geçit ya da üst geçit olması gerekiyor. Ama gelin görün ki yaklaşık 50-60 kilometrede sadece iki yerde var. Ulaşım
Bakanı, Sayın Ulaşım Bakanı neredesiniz? Görmüyor musunuz bunları? Bunları size söylemiyorlar mı? O yol artık tamam mı? Ölüm saçıyor, ölüm saçıyor arkadaşlar. Hatay için pozitif ayrımcılık talep etti. Bu konuda da mecliste Hatay'ın sorunları için bir komisyon kurulmasını, komisyonun Hatay'a gelerek sorunları yerinde görmesini istedi. Yine dediğimiz gibi bu kadar mağdur işsizler ordusu yaratılmışken Hatay'da da mesela belediyelerde çalışan, kamu kurumlarında çalışan taşeron işçilerini neden kadroya almıyorsunuz? Hadi pozitif ayrımcılık yapın en azından Hatay'a arkadaşlar. Bir komisyon kuralım, bu komisyonda gitsin, Hatay'ı yerinde görsün, Hatay'ın sorunlarını da birlikte çözelim. Buradan bütün Hataylı hemşerilerime sesleniyorum. İktidar çözmezse Allah'ın izniyle Millet İttifakı iktidarında biz çözeceğiz. Enflasyon yüzde kaç? Yüzde kaç enflasyon? Var mı bilen? Ha, çok yüksek olduğunu biliyoruz ama ne kadar olduğunu bilmiyoruz. Çünkü farklı farklı rakamlar konuyor önümüze sevgili seyirciler. Türkiye İstatistik Kurumu diyor ki enflasyon %85.51 Türkiye'de. Var mı inanan buna? Bilmiyorum. Yani biz objektif olarak haberi sunuyoruz. Ama bağımsız olarak enflasyonun ne kadar olduğunu açıklayan kuruluşlar var. Mesela onlardan bir tanesi de ENAG. ENAG ne diyor? Enflasyon için %85.34. Hangisi bilmiyorum. Buyurun haberi izleyelim. Türkiye İstatistik Kurumu resmi enflasyon verilerini açıkladı. Buna göre enflasyon Ekim ayında %3,54 arttı. Yıllık enflasyon ise %85,51'e yükseldi. TÜİK'in açıkladığı verilere göre enflasyon Ekim ayında bir önceki aya göre %3,54, bir önceki yılın Aralık ayına göre %57,80, bir önceki yılın aynı ayına göre %85,51 ve 12 aylık ortalamalara göre %65,26 olarak gerçekleşti. Bir önceki yılın aynı ayına göre en az artış gösteren ana grup %33,48'de haberleşme oldu. Buna karşılık bir önceki yılın aynı ayına göre artışın en yüksek olduğu ana grupsa %117,15 ile ulaştırma oldu. Ana harcama grupları itibarıyla Ekim ayında bir önceki aya göre en az artış gösteren ana grup %0,36 ile eğitim oldu. Buna karşılık Ekim ayında bir önceki aya göre artışın en yüksek olduğu ana grupsa %8,34'te giyim ve ayakkabı oldu. Ekim ayında endekste kapsanan 144 temel başlıktan 13 temel başlığın endeksinde düşüş gerçekleşirken 4 temel başlığın endeksinde değişim olmadı. 127 temel başlığın endeksinde ise artış gerçekleşti. İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç tüfedeki değişim Ekim ayında bir önceki aya göre %3,24, bir önceki yılın Aralık ayına göre %50,57, bir önceki yılın aynı ayına göre %77,01 ve 12 aylık ortalamalara göre %56,71 olarak gerçekleşti. Akademisyenlerin ve ekonomistlerin bağımsız biçimde oluşturduğu enflasyon araştırma grubu Ekim ayına ilişkin enflasyon verilerini TÜİK'ten önce açıkladı. ENAG verilerine göre Ekim ayında tüketici fiyat endeksi aylık bazda %7,18 arttı, yıllık bazda ise %185,34 olarak gerçekleşti. ENAG verilerine göre aylık artış en fazla %21,50 ile giyim ve ayakkabı grubunda oldu. Onu %11,60 ile lokanta ve oteller takip ederken fiyatı en çok düşen ise %1,92 ile konut oldu. Fiyatı en çok artan ürünlerin ilk sırasında ise %25,56 ile yoğurt yer alırken %23,68 ile erkek ceketi, %22,52 soba aksesuar ve malzemeleri, %21,36 pasta, %17,95 bebek sütü, %17,39 kuzu eti, %18,94 battaniye, %16,48 de kadın hırkası takip etti. Ya diyelim ki %85,34 değil, yani ENAG'ın açıkladığı rakam değil diyelim. Diyelim ki TÜİK'in açıkladığı rakam nedir efendim? %85. Yani %85 az mı? Az mı %85 abi? Avrupa'daki ülkelerde %7, %8'lik bir enflasyon var. Üstelik %1, %2 idi. Yani bu son ekonomik dalgalanmalarla %7'ye, %8'e çıktık. Kıyamet kopuyor orada. Kıyamet kopuyor. Nasıl olur enflasyon %7, %8? Bizde TÜİK'in açıkladığı %85.
Ya olacak şey değil sevgili seyirciler. Gerçekten olacak şey değil. Evet, şimdi 2023 yılına artık 2 ay kaldı. 2023 yılı, yani sene başı daha doğrusu, 2023 yılı demeyelim, sene başı dediğinizde ve eğer Türkiye'de yaşıyorsanız aklınıza ne gelir? Efendim? Heh, zamlar. Zamlar gelir aklınıza. Aklınıza zamlar gelir. Şimdi hükümet diyor ki Aralık'ta asgari ücret başta olmak üzere emekli maaşları, şu su, bu su falan filan zam yapacağım diyor. Herkes büyük bir beklenti içinde. Özellikle yaşa takılanlar emeklilikte, onların da çok büyük beklentileri var. O da Aralık'ta açıklanacak. Şimdi herkes zam bekliyor ama maaşlarına. Hükümet de ineden ipliğe ne varsa zam yapmaya hazırlanıyor. Buyurun. TÜİK 2023 yılı vergi, harç ve cezalara uygulanmak üzere 2022 yılına ilişkin yeniden değerleme oranına esas olan veriyi açıkladı. Türkiye İstatistik Kurumu 2023 yılı vergi, harç ve cezalara uygulanmak üzere 2022 yılına ilişkin yeniden değerleme oranına esas olan veriyi açıkladı. Ekim ayında yurt içi üretici fiyat endeksi 12 aylık ortalamalara göre %122.93 oranında artış gösterdi. Buna göre Cumhurbaşkanı vergi usul kanunu kaynaklı artırma ve azaltma yetkisini kullanmazsa 2023 yılında vergi ve harçlar %122.93 oranında artacak. Cumhurbaşkanı oranı azaltma ya da artırma yetkisini kullanmadığı sürece 2023 yılında vergi, harç ve cezalar %122.93 oranında zamla ödenecek. 6 aylık pasaport ücreti 2022'de 309 liraydı, 2023'de 689 lira olacak. 1 yıllık ücret 2022'de 452 liraydı, 2023'de 1008 lira olacak. 2 yıllık ücret 2022'de 738 liraydı, 2023'de 1645 lira olacak. 3 yıllık ücret 2022'de 1048 liraydı, 2023'de 2337 lira olacak. Defter ücreti 2022'de 243 liraydı, bu ücret 2023'te 543 liraya çıkacak. Trafik cezalarında kırmızı ışık cezası 2022'de 427 liraydı, 2023'te 953 liraya çıkacak. Hız sınırını %30 aşma cezası 2022'de 427 liraydı, 2023'te 953 liraya çıkacak. Hız sınırını %30'dan fazla aşma cezası 2022'de 888 liraydı, 2023'te 1979 liraya çıkacak. Alkollü araç kullanmanın cezası 2022'de 1906 liraydı, 2023'te 4250 liraya çıkacak. Cep telefonu cezası 2022'de 427 liraydı, 2023'te 953 liraya çıkacak. Zam oranına göre yurt dışından getirilen telefonların kayıt ücreti de 2732 liradan 6090 liraya çıkacak. A sınıfı ehliyet harcı 2022'de 370 liraydı, 2023'te 825 liraya çıkacak. B sınıfı ehliyet harcı 2022'de 1116 liraydı, 2023'te 2489 liraya çıkacak. Uluslararası sürücü belgesinin harcı da 743 liradan 1657 liraya çıkacak. Bak mesela bir örnek vereyim size. Şimdi siz de zaten dinlediniz haberde. Trafik cezalarında kırmızı ışık cezası 2022 için 427 lira. Ne olacak 2023'te? 2 kat. Sen benim maaşıma 2 kat mı zam yaptın? Benim maaşıma 2 kat mı zam yaptın da trafik cezasına 2 kat yapıyorsun? Yani bir başka örnek işte yine 427 lira olan hız sınırını bilmem %30 aşma falan filan 2023'te 953 lira yine 2 katı. Bir üste çıkıyorsun işte pasaport ücretleri falan filan onlar daha da vahim. Yani kaşıkla veriyorsun, klasik bir söylem olacak, kepçeyle geri alıyorsun. Ondan sonra işte alım gücü yok, alım gücü yok, alım gücü olmayacak. Peki ne yapacağız? Valla bana sorarsanız artık iyi analiz etmemiz lazım. Seçim geliyor. İşte Mayıs'ta seçim var. Haziran diyorlar da Mayıs'ta olacak. Ben size söyleyeyim buradan. Büyük bir ihtimalle daha doğrusu Mayıs'ta olacak. Benimki bir tahmin. Oturup düşüneceksiniz. Yani kim bu ülkeyi daha iyi yönetir? Bu ülkeyi kim daha iyi yönetir? Bakın ben işin AK Partisi'nde, MHP'sinde, CHP'sinde falan vallahi de billahi de değilim. Bu ülkeyi kimin daha iyi yöneteceğine karar vereceğiz biz o gün. Hangi parti iktidara gelecek diye karar vermeyeceğiz. Bu ülkeyi kim daha iyi yönetir? Kim benim elektriğimi, suyumu, yolumu, fabrikamı, işsizliği vesaire
çözer ise, çözebileceğini düşünüyorsak ona vereceğiz. Ona vermeliyiz. Bana ne CHP'den, bana ne AK Parti'den, bana ne MHP'den ya. Bana ne abi? Kim iyi bir kadro oluşturursa onunla beraber olmalıyız. Benim de şeyim bu, düşüncem bu. Devam ediyoruz. Mersin Büyükşehir Belediyesi Başkanı Vahap Seçer efendim diyeceğiz. Sözlerimin arkasındayım dedi. Peki neyi kastetti? Hangi sözlerin arkasında ve niye? Buyurun. Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı ikinci yüzyıl vizyonunda daha çok savunma sanayinin öne çıkarılmasını eleştirmiş, Cumhuriyet'in eğitim, çağdaşlık ve barış projesi olduğuna dikkat çekerek vizyonun eğitim üzerine olması gerektiğini vurgulamıştı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de partisinin grup toplantısında Vahap Seçer'in bu sözlerine hedef almıştı. Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı Türkiye Yüzyılı vizyonuna yönelik sözleri MESKİ Genel Kurulu'nda da tartışmalara neden oldu. Seçer, "Sözlerimin sonuna kadar arkasındayım, çarpıtılmasına karşıyım," dedi. "Sözlerimin bir kere sonuna kadar arkasındayım. Ama çarpıtılmasına karşıyım. Değerlendirmem yüzyıl vizyon meselesidir. Benim tartışma açtığım konu vizyon meselesi. Ne İHA, ne SİHA. Bunlar bir araç, ne tank, ne söylem. Ordumuz için kim ne diyebilir? İnsanlar mutluluk arıyor, iş arıyor, refah arıyor, keyifli bir yaşam arıyor, temiz bir çevre talebi var. Benim dediğim şu, ben diyorum ki Sayın Tat, Cumhuriyet bunun için kurulmadı. Cumhuriyet bir medeniyet projesidir. Barış projesidir, demokrasi projesidir. Eğitim, çağdaşlık projesidir Sayın Topkara'nın dediğini. Onun için kuruldu diyorum. Ülkemin geldiği duruma üzülmemek mümkün değil. Ama üzülüp oturmuyoruz, sadece konuşmuyoruz. Çalışıyoruz, çalışacağız, dikkat edin. Hep beraber çalışacağız diyorum. Söylediğim bundan ibaret. Benim icraatlarımla yargılanmamı isterim ben. Böyle siz hüküm keserek, kendinize göre yaftalı yaparak, oyunlara gelerek bazı art niyetleri görün, rica ediyorum. Adana'da dün insanlık daha ölmemiş. Tamam, can çekişiyor ama ölmemiş dedirten bir olay yaşandı. Adana'da kronik obstrüktif akciğer hastalığı bulunan eşi çalışamadığı için kaldırımda yeşillik satarak çocuklarını okutan 40 yaşındaki Gamze Yılmaz'ın toptancılara vereceği 7000 lirayla cep telefonu kimliği belirsiz bir kişi tarafından çalındı. Gözyaşlarına boğulan Yılmaz'ın halini görenler yeşillik satın almak için yoğunluk oluşturdu. Kuyruğa girdi. Sevenleri ondan alışveriş yaptı. Polis hırsızı yakalayarak gözaltına aldı. Olay pazartesi gece saatlerinde Çukurova ilçesi Şehitler Bulvarı'nda yaşandı. KOAH hastası olan ve eşi çalışamadığı için evinin geçimini ve 3 çocuğunun okul masraflarını kaldırımda yeşillik satarak sağlamaya çalışan Gamze Yılmaz temizlik yaparken tezgahından ayrıldı. Bu sırada tezgaha yaklaşan bir kişinin toptancılara vereceği 7000 lira parası ve cep telefonunun bulunduğu poşeti çaldığını fark eden Yılmaz arkasından koştu ancak yetişemedi. Yılmaz'ın ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri güvenlik kamerası görüntülerini inceleyerek şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Kayıtlar incelendi. Mağdur Gamze Yılmaz borçlanarak tezgahını yeniden kurdu. Kendi kazancım istiyorum adamın elinden getirsin. Yok, bulunmadım. Çok kötüyüm. 3 gün uyku uyumadım ki ne ben? 3 gün hiç uyku uyumadım gözüme. Üstü de olmadı. Ağladım evde 3 gün. Çok kötüyüm. Hiç konuşamıyorum. Hiçbir şey yok. Yılmaz'ı tanıyan ve olayı öğrenen mahalleli yeşillik satın almak için kaldırımda yoğunluk oluşturdu. Zaman zaman ağlayan Yılmaz'ın başına gelenleri dinleyenler acısını paylaştı. Polis hırsızı yakalayarak gözaltına aldı. Bu arada ben haberleri sunarken herhalde kravat böyle miydi? Böyleydi herhalde. Şimdi çektim, düzelttim. Ona da takılmayalım. Yani görmemişim.
Şimdi son haberle sizlerle birlikteyiz. Adana'nın Merkez Sarıçam ilçesinde daire sakini ile müteahhit arasındaki kavga cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Peki niye kavga ediyorlardı ve sonuç ne oldu? Adana'nın Merkez Sarıçam ilçesinde daire sakini ile müteahhit arasındaki kavga cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. İddiaya göre Mehmet Akif Ersoy Caddesi'ndeki bir apartmanda ikamet eden vatandaşlar, binanın yapımını gerçekleştiren müteahhit İF'nin önerisiyle yönetici olarak özel bir şirkette anlaştı. Daha sonra vatandaşlar, binadaki bazı eksikleri gidermediği gerekçesiyle şirkette olan sözleşmelerini sona erdirip, daire sakinlerinden MTG yönetici olarak belirledi. Bu gelişmelerin ardından müteahhit İF ve yönetici MT arasında kavga çıktı. Tarafların yakınlarının da katılmasıyla büyüyen ve 4 kişinin darp sonucu yaralandığı kavgaya polis ekipleri müdahale etti. Kavganın sona erdirilmesinin ardından taraflar birbirlerinden şikayetçi oldu. Bu arada taraflar arasındaki kavgayı bir bina sakini cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Evet sevgili seyirciler, ana haber bültenimiz bugünlük bu kadar. Yarın saat 19.30'dan itibaren ben Ali Yolcu, elbette Allah izin verirse yeniden sizlerle birlikte olacağım. İyi akşamlar diliyoruz.